İlseven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi gelelim 3. çakra. Yani solar plexus. Kimin midesi ağrıyordu şimdi? Burayı dinlesin. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Solar plexus'ta adını verilen bu çakra mide çakrası olarak da geçiyor. Kalp ve işte kalp çakrasıyla sakral çakra arasında bir blok görevi görüyor. Yaşamımızdaki kavramsallaşmayı, hayal gücümüzü sağlayan ve tamamlayan bir itici güçtür. Bir şeylere inanıp onu yapma kararlılığını gösterme gücünü burada buluyoruz. İşte olayları sindirme kısmını da burada buluyoruz. Rengi sarı, yeteneği kararlılık. Dikkat edin, bir şeye karar vereceğiniz zaman ya da böyle stresli bir olay yaşadığınız zaman hemen midenize kramplar giriyor, midenize ağrılar giriyor, fark etmişsinizdir. Ya da böyle ne bileyim sınava gireceksiniz, sınavda işte heyecanlanıyorsunuz, midenizde bir şeyler oluyor vesaire. Bir şeye karar veremiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ya da yine endişeler, kaygılar da alttan gelen unsurlar da tabii mideye yansır ama özellikle karar veremediğinizde midenizde ağrılar oluşabilir. Bir sorgulayın kendinizi ya da kararla ilgili bir sorunum yok diyorsanız o zaman sindiremediğiniz ne var onu düşünün. Ben neyi sindiremiyorum bu, ya da kimin de yaşadığım bir olayı sindiremedim. Bir de üstüne konuşamadıysam bir de boğaz çakramda devreye giriyor o zaman. Bunlar hepsi dediğim gibi bu duyguları tespit ettiğiniz zaman hangi çakralarınızı ne için tıkadığınızı fark edip bunu çözümleme yoluna gidebiliyorsunuz. Elementi ateş. Bakın mesela gölge duyguları öfke diyor burada mesela. Öfke, hırs. Aklıma ne geliyor benim? Koç geliyor, Mars geliyor. Dolayısıyla bakın astroloji nasıl bağlantılı bunlarla. Dolayısıyla ateş grubu zaten Koç burcuda. Bu ağırlık düzeylerde şuurun ifade edilişi zihinsel düzey. Dolayısıyla düşünme, işte düşünüyorum, işte sezgiler bunlar hep mide çakrasının konuları. Solar plexus konuları. Şimdi mücevherler şehri anlamına gelen Manipura da deniliyor bu çakranın adına. İşte hükmetme, ben merkezci duygular, kendi kendine eş koşmayla ilgili, biraz otoriter olmayla ilgili ya da otorite kuramıyorsanız birinin üzerinde yine mide çakrasında sıkıntı yaşarsınız. Çünkü o duygu ağır basıyordur, mide çakrasında problem vardır. Akli ve zihinsel süreçlerde duygusal hayatın düzenleyicileri olarak bakabiliriz. Buradaki psikolojik işlevişte büyük zevk, coşku, ruhsal bilgelik, yaşamın evrenselliğinin şuuruna varma, evrende olduğunu bilme, bu güneş sinir ağı dediğimiz böbrek üstü bezleri, karaciğer, bedendeki tüm sindirim sistemini kapsıyor. Adrenalin bezleriyle de ilişkilidir bu mide çakrası. Hedef merkezimiz göbektir. Yeri nerede falan diye sormayın. Onları anlatmıştım. O yüzden tekrar söylemiyorum. Hani göbeğimizin iki parmak yukarısı, mide çakrası iki parmak aşağısı, sakral çakra diyebiliriz. Dolayısıyla meditasyon pratiğinde zihin tek noktalılığını sağlaması gerekiyor. İşte ana rahminde göbek kordonu yoluyla besleniyoruz biliyorsunuz. Doğduktan sonra da güçlü bir enerji merkezi olmaya devam ediyor bu çakra. Etkin duruma gelince de kendimiz daha canlı ve güçlü hissediyoruz. Çakra ateş elementi tarafından yönetildiği için böyle mum alevinin ucunun rengi olan böyle sarı bir ve ikinci çakranın devamında İşte kırmızı, turuncu, sarı varoluşumuzun içinde yanan bir alevi oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Mesela bu çakrayı çalışırken bir mum yakabilirsiniz. Ateş ya elementi. Hani buradan yola çıkın. Mesela su dediğim zaman elementi. Su için mesela bir bardak su yanınıza alın. Onunla çalışın. Ya da işte mide çakrası özellikle çalışıyorsanız bir alev eşliğinde işte bunu da mumla sağlayabilirsiniz. Onunla çalışın. Sakral çakrasını kullanarak yaratıcılığını geliştirenler bu çakraları 1001 çeşit yöntemle
açabilirler. Şimdi çakra üzerinde çalışmalar size anı ve sonsuzluğu deneyimleme becerisi kazandırıyor. İşte sigarayı bırakmak, rejim yapmak isteyen bir kişi üçüncü çakra enerjisini uyarması ve bu enerjiyi hayatından daha fazla sokması gerekiyor. Bu şekilde sigara ve işte rejim konularını çözebilir. Şöyle örnek vereyim. Deyin ki hocam siz çözebiliyor musunuz? Ben 15 günde 3,5 kilo verdim. Sadece niyet edip mide çakramı çalıştım. Fazla beslenmedim. Bir öğün et yedim. O da çok az sebze ve meyveyle beslendim ve bol bol su içtim. 3,5 kilo 2 haftada. İyi mi? Demek ki yapılabiliyor. Yani demek ki yapılabiliyor dediğim aslında hani işte hormonal sıkıntım var şu bu. Ben de hipoglisemi var mesela bende de. Normal şartlarda hipoglisemi olanlar kilo vermekte zorlanır. Dolayısıyla hani bu kilo konusunda da mesela bu kilo benim şimdiki hayatımdan mı geliyor? Hayır. Anneden geliyor mesela. Çünkü şeker demek hayattan zevk alamamak, hayattan tat alamamak konusudur. Şeker hastalığıyla ilgili konu. Dolayısıyla hani bu ben hayattan zevk alıyorum, gayet de mutluyum, bir sıkıntım da yok. Peki ben niye böyleyim dediğiniz zaman ne yapıyoruz? Bilinçaltımıza bakıyoruz. Bilinçaltında da bir şey yok. Anne tarafına bakıyoruz, baba tarafına bakıyoruz. Şimdi benim anne tarafım, annem şeker hastası, halam şeker hastası. Dolayısıyla onlar bana genetik olarak bu durumu aktarmış. Şimdi ben bunu kendi çocuklarıma aktarmamak için ne yapıyorum? Bunu şifalandırıp çözüyorum ki benden sonraki nesiller bu konuyla ilgili konuları yaşamasın. Hayattan tat almayla ilgili, zevk alamamayla ilgili duyguları yaşayıp da şeker hastalığına gidecek noktaya gelmesin diye sizden sonraki nesilleri de bu şekilde reiki ile şifalamış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ilk üç çakra tıpkı bir ağacın kökleri ya da bir binanın temeli gibi düşünebilirsiniz. Enerji bedenimizin olduğu kadar fiziksel bedenimizin de aslında tam olarak temelini oluşturuyor. Göbek çakrasının ilginç bir işlevi de aslında kalp çakrasının görevi olan solunumdaki rolüdür. Yani akciğerler kalp merkezinde olsalar da işte diyafram, akciğerlerin altında olan kaslar göbek bölgesinde yer alıyor. Akciğerimizden nefes almayı bırakıp karnımızdan nefes almaya başladığım zaman yani diyaframdan nefes almaya başladığım zaman çünkü şöyle düşünün nefes şeylerine eğitimlerine girdiniz mi bilmiyorum var mıydı yok muydu? Hani nefesi doğru nefes alacağınız zaman eğer dideğinizde göğsünüz şişiyorsa o zaman siz ciğerlere nefes alıyorsunuz. Yanlış. Bir bebekler nasıl nefes alıyor? Karnı böyle iniyor çıkıyor, karnı iniyor çıkıyor değil mi? Hani biz doğuştan zaten nefes almayı bilerek doğuyoruz. Sonradan biz bunları değiştiriyoruz aslında. Dolayısıyla elinizi karnınıza koyacaksınız. Karnınızı şişirip indirdiğiniz zaman işte nefesi doğru nefes, diyafram nefesi o şekilde oluyor. Yani elinizi tam karnınıza koyduğunuz zaman nefes aldığınızda aşağıya doğru karnınızı şişirdiğinizde, burayı şişirmediğinizde o zaman doğru nefes alıyorsunuz demektir. Bütün egzersizlerde, meditasyonlarda nefes çok önemli. 300 kişi olmuşuz. Bir ekran fotoğrafı çekeyim arkadaşlar. Herkesin eğitimi zaman ilerledikçe sayılar tek tek düşer. Benimki de her eğitimde tek tek yükseliyor böyle gidiyor gitti. Neyse 500'e kadar yolu var arkadaşlar. Bekleyelim diyorum. Şimdi 500 sınırımız var nasıl olsa. Herkese yerimiz var. Yeni gelenler hoş geldiniz. Şimdi ayakta dik durun. Ne? Bana şey ödül gönderdiler. Kim gönderdi? Fatma Hanım göndermiş. El kaldıranlar notlar kısmına, şey chat kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bakıyorum ben, tamam mı? Böyle eğitimi bölmemek için böyle gidiyoruz biz. Şimdi ayakta dik durun. Kalın, sert, kapaklı bir kitabınız varsa karnınıza, göbek deliğinizi böyle bastırır gibi açık olarak tutun arkadaşlar. Nefes alırken karnınız kitabı ileriye doğru ittirsin. Hani bir çalışma yöntemi söylüyorum. Nefesinizi verirken de karnınız böyle boşalacak ve sırtınıza doğru kitabı içeri doğru tekrar iteceksiniz. Bu egzersizi günde 3 dakika yapabilirsiniz. Daha sonra farklı tekniklerle de birleştirebilirsiniz. Bu nefesle kararlılık yeteneğin ilgisi aslında nefes alışverişinizde kararlı olursanız her konuda da kararlı olursunuz arkadaşlar. Hani hepsi birbiriyle bağlantılı hayattaki her şey. Önemli bir iş için hareket etmeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce ya da bir işe karar vereceğimiz zaman ne yapıyoruz? Önce derin bir nefes alıyoruz değil mi?
yapıyoruz, sonra harekete geçiyoruz. Şimdi yediklerinizi, giydiklerinizi ya da en çok yaptığınız bir şeyi değiştirdiğinizde tüm hayatınız değişebilir. Dolayısıyla sadece nefes alma diye bakmayın olaya. Gerçekten birçok konuyu etkiliyor. Şimdi mide çakranın diğer duygusu da öfkedir arkadaşlar. Yani diğer çakralarda da vardı ama burada da var. Çok öfkeli birisi için çok aksi veya safra ile dolu gibi tabirler kullanılabiliyor. İşte safra öt dediğimiz çakradaki karaciğerin ürettiği bir maddedir biliyorsunuz. Kızdığımızda sinirden karnımıza ağır giriyor ve midemiz bulanıyor. İşte annemizin kalıplaşmış pek çok bedensel ve duygusal alışkanlığı anne rahmindeyken bize geçmiş olabiliyor. Bu arada onun nefes alışverişini de doğduktan sonra taklit ediyoruz. Bu yüzden yoga ve nefes teknikleri üzerinde bilinçli olarak kendimizi eğittiğimiz zaman karından nefes alıp vermeyi yaşadığımız her ana geçirebiliriz. Hani bunlar tamamen çakra teknikleriyle bağlantılı. Teknik bilmiyorsanız dakikada 50 kez nefes alıp verirsiniz arkadaşlar. Eğer 10 kez ise yaptığınız zaman canlanıyorsunuz. 5 kez yapınca akıllı oluyorsunuz. Dakikada 1 kez nefes alıp verirseniz yenilmez oluyorsunuz. Nefesinizin gücü sizin denetiminizde olması gerekiyor. Sadece nefes ve yoga çalışarak bu kronik sırt, boyun, beden ağrılarından da kurtulanların sayısı çok arkadaşlar. Yani bu tarz ağrılar varsa gerçekten nefes çalışmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi kararlılık yeteneğinizi geliştirmek için belli esneme duruşları vardır. Şimdi bunu da günde bir dakika ile başlayıp 3-4 dakika olarak bu esneme çalışmaları yapabilirsiniz. Burnunuzdan ateş solumak dediğimiz şey, burun deliklerinden böyle nefes vermek yapmaya başlamak da yine böyle nefes egzersizinde çok önemli. Bunlar hep solunum ve sinir sistemimizi güçlendiriyor, kanı temizliyor, enerji verip kendinizi canlı ve parlak hissediyorsunuz. Öfkenin bedende kendinin ilk gösterdiği yer karaciğerdir biliyorsunuz. Eğer karaciğerle ilgili sorun yaşıyorsanız gerçekten birine çok öfkelendiğiniz ve bunu asla affetmediğinizi gösteren bir gösterge olarak düşünebilirsiniz. Karaciğeriniz endokrin bezidir ve kanımızdaki zehirleri atmak için iyi bir filtredir. İşte siroz, alkol veya uyuşturucudan olduğu gibi hissettiğiniz abartılı acı ve öfkeden de oluşabiliyor. İş stresi nedeniyle işte karaciğerinizin kötü çalışması sonucu da hepatit oluşabiliyor. Karaciğer için pancar ya da pancar yaprağı ya da pancar suyu işte günde 50 ila 6 şey olarak suyunu her tür turptan da alabilirsiniz. Özellikle Japon turbu yemek, işte yogi çayı içmek bunlara iyi geliyor. Bastırılmış öfke kendini hastalık olarak dışarı vurur arkadaşlar. O yüzden bu çakrada bulunan adrenalin bezleri, öfke, stres döngüsü dediğimiz süreçte büyük rol oynuyor. Ve bedende savaş ya da kaç karşısında tepki vermek için adrenalin ve kortizon salgılayan bir bez haline dönüşüyor. Yani hayatımızda yaşadığımız birçok konuda zaten eğer öfkeleniyorsak vesaire bilinçaltı bunu tehdit olarak algıladığı için direkt savunmaya geçiyor ve savunma kısmında da yine işte antikorlar vesaireler çoğaldığı zaman bedenimize, fizik bedenimize de hastalıklarımız başlıyor arkadaşlar. Şimdi geldik en çok merak ettiğiniz kalp çakrası. Niye en çok merak ettiğinizi öylesine söyledim. Kimsenin de merak ettiği yokmuş oysa ki. Biliyorum merak ediyorsunuz da şimdi. Acaba 50'sinden sonra tekrar ilişki yaşayabilecek miyim falan, hayatımı, eşimi bulabilecek miyim, hocam falan diye böyle dönerseniz kalp çakrasına bakmanız gerekir. Eğer burada bir terk edilme hikayeniz varsa, bir aldatılma hikayeniz varsa ve siz bunu hala affetmeyip bırakmıyorsanız hiç kimseye güvenip bu çakradaki enerjinizi yayamayacağınız için olduğunuz yerde kalırsınız arkadaşlar. Hani bunu merak ediyorsanız. Kendim sorup kendim cevap veriyorum. Ne güzel değil mi? Sizi yormuyorum hiç. Şimdi. Maneviyata geçiş kapısı. Evet. Şimdi bakalım burada ne yazmışız. Şifa sürecinde. Bu arada mola istediğim zaman söyleyin. Söylemiyorsunuz. Çok tatlısınız, harikasınız. Ben mola istiyor musunuz diye sormuştum oysa ki. Bekliyorum. İstemiyorsunuz herhalde. 5 dakika. 5 dakika mola verelim mi?
Boğaz çakrasından devam ediyor. Ha, kalp çakrasında mıydık biz ya? Ha, evet. Kalp çakrasındayız. Hadi 5 dakika mola verelim. Siz de bir dinlenin. Çok değil, 5 dakika. Ayrılmak istemiyorsunuz, tamam. Benim de sesim dinlensin. Olur mu? Tamam. 21.02. İşte 10 geçe, 9'u 10 geçe buluşalım arkadaşlar. Ben yine buradayım. Sadece kamerayı kapatacağım zaten. 10 geçe buradayız. Almış olduğunuz bu eğitimin e-devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarını da yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Şuradan sizi göreyim ya. Bakayım. Sunumu açtığım zaman kişi göremiyorum. 2-3 kişi görebiliyorum sadece. Kimler varmış, kimler varmış? Moladayız arkadaşlar. Siz bana bakmayın. Mola verdiğinizde hoca gitmiyor, bir şey anlatacak, kaçıracağız diye şey yapmayın. Konuşmuyorum. Bakın sustum. Sadece bakıyorum kim var diye bakıyorum. Mesajları okuyorum. Kavanozda yapın, kapandı açık tutun. Köy yoğurdundan daha güzel oluyor. Taktik veriyorum size. Eminim daha güzel yapıyorsunuzdur. İsmail Bey demiş ki mola diyoruz ama vermiyorsunuz. Veriyorum, gidin diye bekliyorum. Ben burada bekliyorum, sıkıntı yapmayın. Ders anlatmıyorum. Chatten sorulara bakıyorum. İstiyor musunuz diye soruyorum arkadaşlar. Çoğunluk istemediği için devam ediyorum. Ama yine gidip gelebilirsiniz, yani problem yok. Aklınız bende kalmasın. Sadece chatte mesajları okuyorum. Anlatmıyorum bir şey. Sorulara cevap veriyorum en fazla. Rahat olun. Zaten molanız da bitti. 10 geçe demiştim. Bu sefer rahat rahat gidin diye ben de görüntüyü falan da kapattım. Numaranız düşmedi. Çünkü telefonu kapatmıştım ya. 533 501 12 70. Instagram adresim Tinsel Şifa alt tire Suzan Erdal. Bu da benim Instagram'ım. Şimdi uygulamayı ne zaman geçeriz? Ben bu çakraları anlattıktan sonra, çakraların içinde de ufak ufak çalışmalar var. Bir de bu konular bittikten sonra topluca bir çalışma yapacağız. Olsun, sizin gibi düşünenlere cevap vermiş olduk İsmail Bey. Sorun değil yani. Gülücük koymasanız da ben sizin ne niyette söylediğinizi biliyorum. Numara gelmiyor diyorsunuz. Hocam PDF WhatsApp'tan paylaşabilir misiniz rica etsem? PDF'de çok bir şey yok. Bunu konuşmuştuk. Hocam mesajınız herkese gelmedi. Hangi mesajım? Yazdıklarınız genele düşmüyor, öyle mi? Ha, ne yapalım? Şöyle yapalım arkadaşlar. Size 26'dayız değil mi? Tamam. Şöyle ya da en sondaki şurayı açayım. Bakın şurada ekranın fotoğrafını alın. Burada Instagram adresi ve telefon numarası var arkadaşlar. Evet, bu Sema iPad diye bir şey çıkıyor. Ne alaka, ben anlamadım. Heh, şimdi Evrivan oldu. Şu WhatsApp. Burayı kopyalayayım size.
Oldu mu arkadaşlar? Kişi sayısından dolu kaç kişi var ki? Bakıyorum. ...257 kişi var sadece. Şeye gidebilirsiniz. Telegram'a da girebilirsiniz. Instagram adresime girdiğiniz zaman... ...orada Telegram'da... ...Ruhsal Rehberlik diye bir sayfamız var. Oraya da girebilirsiniz arkadaşlar. Limit 257'ymiş. Tamam Selma Hanımcığım, görüşmek üzere. Biz devam edelim. Grubun şeyi dolmuş arkadaşlar... Sanırım kişi sayısı, o yüzden ekleyemiyormuş arkadaşlar. WhatsApp'tan yazın arkadaşlar. Ben size Telegram'daki sayfayı söylerim. Instagram'a girdiğiniz zaman Instagram hesabımda da görünüyor zaten. Altta tıkladığınız zaman direkt Telegram'a gidiyorsunuz. Yeni eğitim, hani bu 60 eğitim bünyesinde benim eğitimlerim bu kadar. Ama ayrıca bu eğitimlerle ilgili devam etmek isteyenlerden ön kayıt alacağım. WhatsApp grubunda, işte Instagram'da da paylaşırım. Benim Instagram'da da takip edebilirsiniz. Yeni eğitimlerle ilgili bilgi vereceğim. İşte spiritüel danışmanlık ve R2 eğitimleriyle ilgili almak isteyenlerden ön kayıt alıp koşullarını, şartlarını ileteceğim arkadaşlar. Bu eğitim bittikten sonra uzaktan oluyor arkadaşlar. Zaten ben işte Dubai'de, Almanya'da birçok yerde öğrencilerim var. Uzaktan uyumlamayı da yapıyorum. Dersleri de uzaktan anlatıyorum. Yani illa Ankara'da olmanız gerekmiyor. Gruplar açıyorum. O gruplara göre ilerliyoruz. R2'de o konuda zaten uzaktan enerji gönderebildiğimiz için uzaktan uyumlamayı da yapabiliyoruz. Evet Kübra Hanımcığım. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Evrensel şifa R2. Şimdi gelelim kalp çakrasına. Şimdi buradaki slide'daki şeyleri okuduğunuzu düşünüyorum. Şimdi bedende birinci toraksta, yani timus bezinin yakınında yer alıyor. Hani şurada bir timus bezimiz vardı ya, hatta orayı aktif etmek için de şöyle şöyle vuruyorduk hatırlarsanız. Şimdi orada yer alıyor ve bedenin en güçlü çakrasıdır. Kanınız bedeninizdeki her organı beslemek için bu merkezde pompalanıyor, biliyorsunuz. Olaya böyle ruhsal bakarsak gökyüzü ya da cennet ve yer bu merkezde birleştiğini düşünebilirsiniz. Kalpten duanın gücü bundan kaynaklanıyor. İşte kalp Allah'ın var olduğu merkezdir diyebilirsiniz. Bu farkındalık merkezi sayesinde ben kavramının bize dönüşümü mümkün oluyor ve kalp sevginin çeşitli ifadeleri olan pek çok duyguyu yayıyor ve sıcaklık, sevecenlik, ihtiras, iyilik, nefret kısımları hep bu çakranın içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak dolaşıyor arkadaşlar. Dünyadaki her duygu kalp merkezinden yayılıyor. Hayata zenginlik, derinlik ve anlam veren bu merkezde, bu merkezdir aslında. İhtirası denetliyor. Kişinin sezgileriyle denetleyemediği zaman da yıkımları getiriyor zaten. Kalp çakrasının titreşimi ve o ritmi o kadar güçlüdür ki saklamak ya da belli etmemek gibi bir şey maalesef mümkün değildir. Nasıl konuşacağınızı, ne tür titreşim yayacağınızı bilirseniz, ben ve sen değil de biz diyen titreşimler yaymaya başlarsınız. Kalbiniz başkalarına açık değilse size de açık olamaz. Korku duygusu kalp çakrasında başa çıkılması gereken karanlık bir noktadır. İşte bu korku, sevgi duyduğumuz şeyi kaybetmekten korkmak, bir başkasını fazlaca korumaya ve onun ihtiyaçlarına sizinkilerin üzerine çıkmasına izin vermeye kadar varıyor. Ve sevgi korkunun tersidir arkadaşlar. Minnettarlık korkudan kurtulmanın ilk adımıdır. Karşınızdaki kişinin siz olduğunuzun farkına varmak işinizi kolaylaştırır. Yani minnettarlık duymayı günlük hayatınızda geçirmek zorundasınız. Günün her saatinde, evde, işte, çarşıda, kısaca nerede olursak olalım, düşmanca duygularımız uyandığında nefes egzersizi, burundan al, ağızdan ver, burundan al, burundan ver şeklinde, ağızdan al, ağızdan ver, bunu çeşitleyerek yapabilirsiniz bu öfkenizin arttığını düşündüğünüz zaman. Eğer kötü bir insan veya olayla karşılaşırsanız
Allah'a öyle olmadığınız için şükredin. İyi bir insan veya olayla karşılaşırsanız, iyi bir şey gördüğünüz için ve o kişi siz de olabileceğiniz için yine Allah'a şükredin ve teşekkür edin. Bunların size yarattığı duygu ve hislere bakarak size aynalık yapıyorlar çünkü bunu şifalayabiliyorsunuz biliyorsunuz. Kalp rahatsızlıklarının, işte akciğer hastalıklarının, göğüs kanserinin bu bölgede olduğunu bilirseniz, korku ve bağımlılığın neden olup insanı nasıl öldürdüğünü anlarsınız. Hayatta işe yarayan iki güç vardır arkadaşlar. Biri sevgi, diğeri korku. Biri madalyonun, yani bir tane madalyonun iki yüzü gibidir düşünebilirsiniz. Korku duyduğunuzda bununla baş etmeniz gerekir. Korkudan minnettarlığa geçiş için ruhsal ve bedensel çalışmalar yapmak hayatınızı ve sağlığınızı daha iyiye gidecek şekilde değiştirecektir. Şimdi insanın en büyük korkusu ölüm ve ölme korkusudur. Herkesin yüzleşeceği bu deneyimden korkmak aslında çok yanlıştır. Ölümün getireceği acı ve belirsizliktir bizi korkutan aslında. Ölmek bir sanattır. Yüce kişiler yüzlerinde bir gülümsemeyle ölmeyi öğrenen kişilerdir. Bedeninizin sahibi değilsiniz, onun kiracısınız ve bu süre bitince onu teslim edeceksiniz. Bedeniniz Allah'ı sevmeyi öğreneceğiniz bir eviniz. Bu bedende hayata geliyoruz ve çünkü Allah sevgisini burada tam olarak yaşayabiliyoruz. İnsanlar üzerinde denetimi olmayan bir şey olduğunda sanki kendilerine karşı yapıldığını düşünerek endişeleniyorum derler. Ama bu da doğru değildir. Çünkü endişeleniyorum, bunu seçiyorum demek daha doğrudur. Endişelenmeyi seçiyorum demektir bu. Yani cümlenin zaten kökü önemlidir biliyorsunuz olumlamalarda olduğu gibi. Size güç veren nedir? Yani düşünceleriniz işte sizi uyandıran nedir? Düşünceleriniz sizi mahveden nedir? Bu tarz düşünceleri tekrar tekrar düşündükçe kendinizi geliştirirsiniz. Her göz kırpışınızda zihninizden binlerce düşünce geçiyor arkadaşlar. Peki siz hangisini düşünmeyi seçiyorsunuz? Genellikle olumsuz olanları seçersiniz. Çünkü onlar olumludan daha güçlüdür. Zihin eğitilebilir ve en iyi şekilde de sevgi, övgü, sevecenlik kullanılarak eğitilir. Size burada şey anlatayım. Bir tane psikolog arkadaşlar vardı, tatildeydik mesela. Orada bir şey yapalım dedik, çalışma yapalım. Herkes yanındaki kişinin bir önce olumsuz özelliklerini yazsın dedik. Herkes olumsuz özellikleri yazdı. Sonra da olumlu özellikleri yazalım dedik. Dikkat edin, bir kişiyle ilgili eşiniz olur, arkadaşınız olur. Şimdi size olumsuz özelliklerini yazın dediğimde sayfalar dolusu yazabilirsiniz. Ama olumlu özelliklerini yazın dediğimde 3-5 tane yazdıktan sonra tıkanırsınız. Çünkü insanların algısı da aslında negatife yönelmeye çok eğilimli. Hani zihnimiz anlatmıştım ya diğer derste. Zihnimiz bu anlamda bizi zorluyor, işte tekamülde biraz engellemeye çalışıyor falan. Zihnimiz de zaten buna çok müsait. Yani negatif düşünceleri, negatif duyguları, negatiflikleri akılda tutmayı daha çok benimsiyoruz. Daha çok sahipleniyoruz negatif olanları. Daha böyle rahat konfor alanı gibi geliyor bize. Ama zor olan tam tersini yapabilmek, olumlu düşünebilmek, olumlu insanlara yaklaşabilmek, sevgi diliyle konuşabilmek, sevgi diliyle karşılaştığımız insanlara karşılık verebilmek, tartışmalarımızda olsun, ilişkilerimizde olsun. İşte bunların hepsi bizim kalp çakramızı geliştirmemiz için gerekli olan konular. Şimdi burada tutum çok önemli. İşte minnettar olma tutumu dedik. Bedenimizdeki belirli alışkanlığı nasıl değiştireceğimizle ilgileniyor çünkü. Sonra zihinsel, duygusal ve ruhsal tepkimizi değiştirmemize de yardım etmek için bedensel düzeltmeyi kullanıyor. Şimdi endişelendiğinizde bedende gerginleşen iki kasınız vardır. İlk kasınız dilinizdir. Gerildiği anda nefesinizi ve kalp merkezinizi karıştırır. Nerede olursanız olun hemen dilinizi dışarı sarkıtıp çenenizi gevşetin. Buradan nefes alıp ağızdan verin. Endişelendiğiniz zaman eğer bedeninizde bir gerginlik hissettiğiniz zaman dilinizi dışarı çıkartıp şu köpek solunması gibi düşünün. O şekilde yapıyorsunuz. Minnettar olmayı düşünün. Omuzları gevşemiş,
kalp merkezinizin arkası, böyle gevşettiğiniz zaman kalp merkezinizin arkası açılı. Biliyorsunuz kalp çakrasının tam arkasındaki kısımda da kutsal kalp çakramız var. Akciğerlerin genişlemesi için yer açılıyor ve kalp atışlarımız yavaşlıyor. Bu şekilde endişe sırasında bu bana ne kazandırır, ne kadar önemlidir, bu duygu bana ne fayda sağlayacak diye düşündüğünüz anda o duygular tamamen yok olmaya başlar. Aslında sihirli bir değnek, tek yapmanız gereken şey bu duygunun bana hissettirdiği nedir? Olumsuzsa iptal ediyorum diyeceksiniz. Hemen olumsuzunu düşünmeye başlayacaksınız. Bu şekilde kendinizi çok güzel rahatlatabilirsiniz ve ilerletebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim. Herkesin merak ettiği boğaz çakrası. Tüm çakraları merak ediyorsunuz biliyorum. Şimdi beşinci çakramız boğaz çakramız. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bazen kendimize bile itiraf edemediğimiz birçok konuyu, bir konuşmak istemediğimiz, üstünü kapattığımız bir konu, o bile bizim boğaz çakramızı tıkayabiliyor. İlla ki birilerine bir şey anlatmak, söyleyememekten öte. Yani hep merkezi önce bir kendinizi düşünün. Ben kendime neyi söylemekten kaçıyorum? Neyi itiraf etmekten kaçıyorum? Neyle yüzleşmekten kaçıyorum? Böyle bir aynanın karşısına geçip sohbet de edebilirsiniz. Hani kimse size deli demez. Evde kimse yokken yaparsınız. O ses frekansı etkili. Hani bazen mektup yazın vesaire diyoruz işte ya da aynanın karşısına geçin falan kendinizi sevin vesaire. Şimdi bu çalışmalarda sesin de gücü çok önemli. Yani sizin buradan çıkarttığınız, kendinize söylediğiniz her şey şuradan duyuluyor ya, buradan çakralar bu şekilde yayılıyor ve ses frekansı evrende de kaybolmadığı için sizin bilinçaltınıza daha çok etki ediyor. Dolayısıyla kendinizle konuşmak kötü bir şey değil arkadaşlar. Yani kendi kendine konuşanlara deli diyorlar falan diye bir kalıp var ya, bu aslında çok yanlış. Ben çok konuşuyorum ama deli değilim. Kimse beni henüz almadı. Henüz. Dolayısıyla kendi kendinize konuşun. Sıkıntı değil. Yani o iç sesinizle irtibata geçin. Hani kendinizle tanışın diyorum ya, aslında bu konuşmanızla başlıyor. Şimdi kimse kendi kendine konuşacağım canım, ben deli miyim kendi kendine konuşacağım dediği noktada kapatıyor kendini. Dolayısıyla o iç sesiyle hiçbir zaman irtibata geçemiyor. İç sesinizle irtibata geçtiğiniz zaman aslında üst benliğinizle irtibata geçmiş oluyorsunuz. Üst benlik dediğimiz şey de biliyorsunuz kütüphane gibi, sizin geçmiş yaşamlarınızı her şeyi bilen bir mekanizma. Sizi doğru yönlendirecek olan mekanizma. Dolayısıyla iç sesinizle sorduğunuz bir soruya eğer hayır cevabı alıyorsanız onu uygularsınız. Ama ne zaman ki onu dinlemeyip evet olarak devam ettiğiniz zaman hep hata yaptığınızı fark edersiniz. Keşke söz, bak içime de doğmuştu ya, keşke. Bak yapma demiştim ben kendi kendime de. Tüh keşke yapmasaydım dediğiniz şeyler aslında o iç sesinizi dinlemeyip aman o ne bilir, ben mantığımı dinlerim, mantığımı kullanırım deyip de sonradan kazıklandığınız noktalardır arkadaşlar. Dolayısıyla o iç sesle irtibata geçin ki hayatta aldığınız kararlarla ilgili de doğru yollardan gidebilirsiniz. Kendi iç sesinizi küçümsemeyin yani. Her zaman haklı çıkıyor çünkü. Savaşmayın da onlarla arkadaşlar. Hani o da bir fikrini söylüyor, o da fikrini söylüyor. Zihin de fikir söylüyor, iç sesiniz, kalp sesiniz de fikrini söylüyor. Önemli olan siz hangisini seçiyorsunuz? İşte ikisi de size bir yol haritası çiziyor. Buradan buradan. Şimdi ben zihin ve mantıkla sürekli gidersem tamam, onun da tabii ki devrede olduğu zamanlar var. Yani körü körüne de şey anlamda düşünmeyin. Mesela duygularını kaptırmış deli divane aşık kaptırmış gidiyor. Hiçbir şey kullanmıyor. Adam beş para etmez sevgisine. Zaten aşk dediğiniz şey hastalık halidir yani. Hastalıklı bir kalpte duyduğunuz sesler tabii ki etkisiz olabilir ama orada içsel olarak tamam sevgiyi yoğun hissetmeniz kalp çakrasındaki aşırı çalışmasından kaynaklanıyor. Yine kalp çakrasında sorun olduğu için öyle hissediyorsunuz zaten aşırı. Her şeyin aşırısı zararlı ya. Aynı şekilde ben sevgiyi çok aşırı yoğun hissediyorsam bu da zararlı. Bir de mesela kalp çakrasını boğaza geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Kendinizi hayatınızın merkezine koymanız gerekiyor. Etrafınızda diğer insanlar, çocuklarınız, anneniz, babanız, her şey sizin etrafınızda gezegen gibi dönecek. Ama hayatın merkezinde siz olacaksınız. Diğer türlü ben çocuğum için yaşıyorum, ben annem için, ben sevgilim için, ben kocam için yaşıyorum lafları tamamen sizi devre dışı bırakır. Uzay boşluğunda kaybolur gidersiniz. Bu hayata gelmenizin hiçbir amacı bir şey olmaz. Kendinize hiçbir fayda sağlamazsınız. Siz ruh olarak kendiniz için buradasınız. Bir başkası için değil. Onlar sizin rol arkadaşlarınız. Yani bugün sizin çocuğunuz olan yarın sizin anneniz de olabilir. Dolayısıyla oraya çok takılmayın.
Onların da kendi yolları var. Siz de onlara tabii ki rehberlik yapıyorsunuz falan. Ama önce biz kendimizi seveceğiz, kendimize değer vereceğiz, kendimize saygılı olacağız. Bunları yapmadığınız sürece hiç kimseyi sevemezsiniz, hiç kimseye saygı duyamazsınız. Yani kendinizde yapmadığınız ne varsa karşı taraftaki insanlara bunu sağlayamazsınız. Hani kimse size diyorsa eğer ne kadar sabırsızsın, ne kadar hiç sevmiyorsun beni, bilmem ne işte beni yeterince ilgilenmiyorsun benimle falan diyorlarsa o zaman dönüp kendinize diyeceksin ki aa ben kendimi yeterince sevmiyor muyum, kendimle yeterince ilgilenmiyor muyum diye kendinize dönüp söyleyeceksiniz. Birisi size bunu söylüyorsa demek ki siz kendinizi sevmiyorsunuz demektir. O size aynalık yapıyor çünkü her zaman bunu unutmayın. Bu bilgileri de kimse vermez diyormuşum size. Şimdi çakralar, daha boğaz çakrasına geldik. Evet, önce can, sonra canan. Sonra çocuk, sonra anne, sonra baba, sonra işte şu bu falan diye gidiyor. Biz merkezimizde duralım her zaman. Merkezinizden koptuğunuz anda kaybolursunuz arkadaşlar. Kendinizi geri getirmek de çok zor olur. O buhranlara girip intihara teşebbüs edenler falan artık kendini kaybetmiş olanlar. Neyi bir daha söyleyeyim? Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans diploma sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Hep boğazım ağrıyor. Şimdi hep boğazınız ne ağrıyor? Şimdi bakalım. Şimdi çakralarda boğaz çakrasını burada okudunuz değil mi? Rengi mavi, işte inkar, yalanlama, sertlik, işte yüksek irade, yapacağım, işitme, konuşma, bunların hepsi sesler, müzik duyma, aynı zamanda tatma, koklama. Bunların hepsi ne konusu? Boğaz çakra konusu. İşitme ve konuşma. Bakın ne dedim? Sözün kıymeti çok önemli, duymanız da çok önemli dediğim noktada bu da devreye giriyor. Şimdi çakralar yüksek zihinsel ve ruhsal diyarlara doğru yükseldikçe, ilerledikçe bu çakralarla ilgili elementler dünyasal olmaktan çıkıyor. Gerçek sesimizin nasıl olduğunu, yaşadığımız sürece insanlara söylediklerimizin gerçeklerini anlama geldiğini farkına bu çakra ile varmış oluyoruz. Ve beşinci çakra bu boyun, omuzlar, ağız, burun ve kulaklar yani aslında etrafındaki kısımları baş ve kalp arasındaki geçidi içeriyor. Burada önemli olan sabahtan beri anlatmaya çalıştığım yine kendin ol kısmı bu çakra ile mümkün oluyor arkadaşlar. Özde kim olduğunuz gerçeğine ulaşmanın en mükemmel yollardan biri kendi sesiniz üzerinde çalışmak ve onu sevmekle başlıyor. Bu dünyada sözle yönetilir ve sözü yüzeysel olan kişi de yüzeysel demektir. Sözler önemsiz değildir. Sözler gerçek güçtür arkadaşlar. Tüm evren manyetik bir alandır. Eğer pozitif sözcükler üretirsek sevgiyi yaratmış oluyoruz ve negatif üretirsek nefreti hissederiz. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan sözler gerçekten çok önemli. Sizden rica ediyorum güzel güzel sevgi diliyle konuşun. Sevgi diliyle konuşun ki evrenimiz de bu sevgi frekansında olsun ki hani bu kaygılandığınız, endişelendiğiniz bu dünya nereye gidiyor, ne yaşayacak, çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakacağız noktasında şu anki düşünceleriniz, kaygılarınız geleceği belirliyor. Dolayısıyla şu anda düşüneceğiniz sözleriniz her şey güzel olacak, her şey mükemmel olacak. Ha diyorsunuz ki ne işte ekonomi almış başını gidiyor, nasıl mükemmel olacak falan filan. Siz isteyin, evrenden isteyin. Bu söylediğiniz sözler dilek olarak iletiliyor. Siz isteyin, vermezlerse o zaman konuşalım. Olmazsa o zaman konuşalım. Ama daha olmadan ya olmazsa ya şöyle olsa ya böyle öyle dediğiniz zaman olmayacak zaten. Hani diyorum ya korktuğunuz başınıza geliyor her seferinde. Hani diyorsun işte ben bunu yapmaktan çok korkuyorum. Aa gördün mü korktuğum başıma geldi. O kadar korkarsan başına gelir tabii ki. Dolayısıyla bunu sürekli de dillendiriyorsun, söylüyorsun, söylüyorsun. Bir şeyi 40 defa söylersen olur lafı var ya aynen bunun için de geçerli. Ben de size diyorum ki bir şeyi 40 defa iyilik, güzellik, sevgi, bolluk, bereket olarak kullanın.
Bir de bunu yaşayalım, bir de bunu deneyimleyelim, değil mi? Her zaman biz korkuyla, kaygıyla, endişeyle mi yaşayacağız? Arada da biz sevgi görelim, bir bereket görelim, bir bolluk görelim. Hak etmiyor muyuz? Önce biz diyoruz ya, biz niye bunu görmeyelim? Yani bizden önce çocuk, işte bizden sonraki çocuklarımızı düşünene kadar biz buradayken yaşayalım, biz de görelim, bizim neyimiz eksik, değil mi? Hepimiz genç kızız, genç delikanlılarız, biz de görelim. Ama bunu yapmak için hep beraber aynı benzer düşünmemiz gerekiyor. Yani güzel şeyler düşünmemiz gerekiyor ve güzel şeyler ifade etmemiz gerekiyor. Karşımızdaki bizi her ne kadar öfkeli konuşursa konuşsun, sizin sevgi dili ve üslubunuzu kullanarak kendinizi ifade edecek yeteneğe sahipsiniz. Şimdi sözlerimizin gücünün ve nasıl konuştuğumuzun bedenimizi, zihnimizi, ruhumuzu etkilediğini de biliyorsunuz. Dolayısıyla bunun bilincine vardığınız zaman sadece başkaları değil, kendi sağlığımız açısından da bir adım atmış oluyorsunuz ve bu şekilde kendi sağlığınızı da korumuş oluyorsunuz. Şimdi ruhun sesi bir çan kadar berrak çınlar arkadaşlar. Olumsuz bir düşünceye kapıldığınızda bunu olumlu bir düşünceyle tekrar yenebilirsiniz. Bunu söylediğiniz zaman hani şey iptal iptal diye dolaşan tipler var, işte tam olarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani bir olumsuz bir şey ağzından kaçırdı, söyledi, ay iptal. Benim şimdi 5 yaşındaki kızım iptal iptal diye geziyor evin içinde. Kızım ne yapıyorsun diyorum. Anne çok kötü şeyler düşünüyorum diyor. Ne düşünüyorsun da bu kadar iptal diyorsun dedim. 100 defa iptal iptal iptal. O da artık paranoya şekline geldi. Dedim ki artık içinden iptal de artık dedim. Çünkü her şeye iptal ediyor korkusundan. Korkmak da çünkü bu anlamda kötü. Ay bunu dedim mi falan, korkmayacaksın. Bunun yerine güzel şeyler olsun diyeceksin. O zaman değişiyor tabii ki. Olumsuz düşünceye kapıldığımız zaman da onu yerine hemen yenisini koyacaksınız. Şöyle düşünün. Ben şimdi olumsuz bir şey söyledim ve fark ettim. İptal dedim, çöp kutusuna attım. Ondan sonra hayatıma devam ettim. Ama şimdi onun yerine hiçbir şey koymadığım zaman o çöp kutusundan geri dönüşüm kutusuna hop tekrar klasöre geri dönüyor arkadaşlar. Neden? Çünkü o klasör boş kalamaz ki. Onun yerine bir şey söylemem lazım. Çünkü söz çıktı bir kere. O boşlukta durmayacak, bir alan aldı, bir hacim kapladı. Dolayısıyla ben orayı başka bir şeyle doldurmam gerekiyor. Her zaman için olumsuz olayların karşısına olumluları ya düşünerek ya da sözlü bir şekilde koyduğunuz zaman o travmalarınızı da çözmüş oluyorsunuz. Tersini zikredeceksiniz her şeyin. En iyi sonucu alacaksınız bu şekilde. Hayatınızda birçok konuda gerçekten dönüşecek ve şifalanacak. En iyi şifalama yöntemidir bu kendinizle ilgili. En çok hangi olumsuz cümleyi kullanıyorsunuz? Bunu düşünün mesela. Onu değiştirmekle başlayabilirsiniz. En çok Allah kahretsin diyorsunuz diyelim. Onu hemen değiştirin. Bunu bu şekilde devam etmeyin. Bunu söyledik, duydunuz, algıladınız. Artık bunu da devam ve ettiriyorsanız o zaman kendi kendinize direnç gösteriyor oluyorsunuz. O direnç gösterme hali de sizin boğaz çakranızın ömür boyu tıkanmasına sebebiyet verir. Belli bir zaman sonra ben de işte Hashimoto var, ben de tiroid var, ben de işte şu var, bu var diye geri dönüşler oluyor. Şimdi hayat nasıl gidiyor diye bir soru sorsam şimdi gerçekten zor bir soru. Hayat nasıl gidiyor dediğim zaman bu cümleyi 40 gün boyunca silmenizi, sadece hayatınızda neler olup bittiğini görmeniz için bunu denemenizi istiyorum mesela. Hayat nasıl gidiyor? Şimdi bu çok zor bir şey. Çünkü buna inanmıyorsanız onun sonucunu alamazsınız. Ne söylüyorsanız olsunuz arkadaşlar. Söylediğimiz sözler önemlidir. Ve bedenimizde güç bir şekilde etkileri görülür. Hele kötü ya da sert iseler dokun işte berbat gidiyor dediğinizde hayatınızın berbat gitmesini istediğiniz algılanır. Hayat nasıl gidiyor? Mükemmel gidiyor derseniz işte bunların frekans dereceleri de var mesela. Muhteşem gidiyor dediğinizde daha da böyle üst boyuta taşımıyor. İyi fena değil idare ediyoruz falan işte o zaman fena değil idare eder şekilde yaşarsınız. İşte öyle böyle şöyle işte o zaman öyle böyle şöyle bir hayatınız oluyor arkadaşlar. O yüzden nasılsın dedikleri zaman bile böyle evet fevkaladenin fevkinde muhteşem, mükemmel bunlar güzel cümleler, mucizeler şeklinde yaşayacağınız böyle en frekans yüksek kelimeleri kullanarak bunu sağlayabilirsiniz. Kendinizi kabullenme sevgiyle güçlenmek isterseniz şu pratiği yapabilirsiniz. İstiyorum, ben varım. Bunlar boğaz çakramızı açmak ve doğruyu söyleme yeteneğimizi geliştirmek için bu şekilde belirli sözcükleri tekrarlamak beynimizi olumlu duygulara güçlendiren
hücresel kodlamamız içindeki eski yaralarımızı iyileştiren mesajlar göndermemizi sağlıyor. Neydi? İstiyorum ve ben varım. Bir de hayır kelimesi arkadaşlar, mesela bir şey istemiyorsanız hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. İstemiyorum, yani ben istemiyorum. Hayır demeseniz bile istemiyorum diyeceksiniz. Ya da istiyorum diyeceksiniz. Bunu söylemediğiniz zaman da boğaz çakranız tıkanıyor. İstemeye tamam peki nasıl istersen. Yani bu kararsızlığa da gerek yok. İşte yemek yiyeceksiniz. Fark etmez. Fark eder. Ben şimdi senin hiç sevmediğin bir yemeği söylersem işte ne diyelim, kelle paça o zaman söylerim. Hani sakatat yemiyorsun, senin için fark etmiyor. Ben de kelle paça söyledim. Olur mu? Olmaz. Çünkü siz hiç kelle paça yiyemiyorsunuz. Niye fark etmez? Dolayısıyla fark eder arkadaşlar. Siz bir öz değeriniz varsa, sizin de bir talebiniz, sizin de bir isteğiniz, sizin de bir iştahınız olduğuna göre elbette ki kendinizi bu noktada bile ifade edeceksiniz. Yani burada fark etmez de işte sen bilirsinlerle kendinizi, öz değerinizi ortaya koyamazsınız. Şimdi hocam böyle güzel cümleler kuramıyorum. Çünkü karşımdaki benden iyi durumda olmadığı için kıskandığını hissettiriyor. Şimdi karşınızdaki kişinin kim olduğu önemli değil ki. Siz güzel cümleler kurun. Karşı taraf istiyorsa küfretsin. O onu bağlar. Önemli olan sizin ağzınızdan çıkan cümlelerin iyi olması. Siz belli bir süre böyle konuştunuz ama karşı taraf da belli bir süre sonra utanır zaten. Yani siz bu kadar kibar, nazik, incelikli konuşurken karşınızda böyle kabaca konuşan bir insan biraz daha üslubuna dikkat etme ihtiyacı doğal olarak doğar. Siz onun frekansına inmeyin. O sizin frekansınıza çıksın. Zaten inemezsiniz. Bir insanın frekansı belli bir seviyeye yükseldiği zaman tekrar aşağıya inmiyor zaten. Aşağıdakini yukarıya çekebiliyorsanız ne ala, çekemiyorsanız o zaman zaten hayatınızdan belli bir zaman sonra çekip gitmek zorunda kalıyor. Şimdi belirli bir sesi tekrarlamayı dünyanın her yanındaki kültürlerde rastlıyorsunuz arkadaşlar. Bizde de zikir olarak da kullanılıyor. İşte şifa veren sesler bir doktorun sesi, insan sesi veya müziğin tedavi edici gücü ve bedenin %70'i sudan oluştuğu için ses de biliyorsunuz suda kolayca iletildiğinden su sesinin hücresel düzeyde iyileşme sağladığı tespit edilmiş. Dolayısıyla hani meditasyonlarınızda su sesi de kullanabilirsiniz dediğimiz noktalar. Bu işte düzenli sesler, meditasyonlar, nefes çalışmaları bunların hepsi tabii bunların hepsiyle beraber R2 de var arkadaşlar. Tabii R2 anlatırken bu çakraları anlatıyorum. R2 yöntemiyle de çakraları, sembolleri, mantraları kullanıp çakralarımızı açıyoruz. Şimdi bedeni güçlendirmede, kişiye huzur vermede işe yaramakta. Ama hayatları değiştirmiyor. Size böyle acısız bir değişim sözü veren birinin bir yalan atmaya çalıştığına inanabilirsiniz bu noktada. Bazen değişimle birlikte kayıpların da geldiği oluyor. Sizin için sağlıklı olmayan bir şeye yapışmak asla size mutluluk getirmez arkadaşlar. Eğer değişim çok hızlı ya da yoğun olursa zamanla bilinçaltımız direnmeye başlıyor çünkü. Bazen insanlar bilinçsiz olarak kendi karakterlerinde gerçek değişiklikler yapmak yerine bir başkasını suçlamak, bir başkasını değiştirmek falan onlara daha kolay ve rahat görünüyor. Aslında buradaki en önemli unsur sizin kendinizi dönüştürmeniz, kendinizi değiştirmeniz. Siz değişirseniz, dönüşürseniz çevrenizdeki insanlar ona göre değişip dönüşür. Hiç kimseyi değiştiremezsiniz. Uğraşmayın, boşuna zaman harcamayın. Kendinizi değiştirmeye çalışın. Kendinizi denetleyin. Diğer türlü sadece zaman kaybedersiniz. Belli bir zaman sonra da olmuyor, uğraştım olmuyor dersiniz. Ama olmasını istiyorsanız kendinizi değiştirdiğiniz zaman otomatikman oluyor. Daha kolay bir yöntem bu. Yanlış giden bir şeyin aslında nedeni yine sizsinizdir. Kimse suçlu değil arkadaşlar hayatınızda. Kimseye suç atmayın ya da bununla ilgili dışarıda sorun aramayın. Sorunun kaynağı sizsiniz. Onlar sadece vesile oluyor sizin bunu algılamanız için. Eğer hayatınız herhangi bölümde mutsuzsanız onu değiştirebilecek kişi yine sizsiniz. Size ne zaman susmanız söylense boğaz çakranızın bir bölümü kapanıyor arkadaşlar. Burnunuzdan aldığınız her temizleyici nefeste boğaz çakranızda açılma ve iyileşme noktasına geliyor. Yani sağlıklı bir diyet işe zevki karıştırmaz. Önemli olan dengede olmaktır. İyileşme ve gelişmenin zorlayıcı yanlarından biri de yine dengedir arkadaşlar.
Bu bedenimizdeki boynumuzla biliyorsunuz dengeyi sağlamamız için çok önemli. Başımız ve kalbimiz arasındaki dengeyi sağlamak hayat kalitemizin en önemli etkenlerinden biridir diyebiliriz. Tabii dürüstlük bir şey küçük gerçeklerden daha önemli. Bu dürüstlük kısmını tekrar etmeyeceğim. Şimdi ruhumuza kendi gerçeğini bağırarak söyleme gereksinimiyle doğrudan ilişkili bir çakra bu. Ne yapabiliriz? Köpek gibi solumak, köpek solunumu, işte ağzınızı açarak oturun, dilinizi olabildiği kadar dışarı çıkarın. Bu tıpkı bir hani köpekler aslında bu boğaz çakralarını çok güzel açıyorlar. Onları taklit edebilirsiniz. Diyafram ve göbek deliğinin gücünü de bu nefese ekleyin. Yani diyafram kısmını kullanarak bunu yaptığınız zaman zaten mesela ben tiyatro yaptığım zamanlarda biz ses çalışmalarını yaparken bu köpek solumasını hep yapardık böyle. Var ya o dilinizi çıkartarak bunu çekmediniz değil mi demişim bu gizlice yaptım. Bunu yaptığınız zaman köpek solumasını boğaz çakranızda açmış oluyorsunuz. Ses çalışmalarında bu yapılıyor arkadaşlar. Şimdi karnınızda bir pompa gibi kullanıyorsunuz. Hani bu nefes alıp verirken karnınız inip çıkması gerekiyor. Göğsünüz değil. Bunu böyle 1 dakika, 5 dakika falan çalıştığınız zaman bunu yaparsınız. Bunun dışında ne yapabilirsiniz başka? Korkularınızı, işte bu duygularınızı temizleyip boğaz çakranızı açmak için şarkı söyleyebilirsiniz. İşte istiyorum, ben varım egzersizi yapabilirsiniz. Boyun hareketleri yapabilirsiniz, şu esneme hareketlerini yapabilirsiniz. Bu çakra boğazın önünde yer alıyor arkadaşlar. Kişisel ihtiyaçlarla ilgili, sorumluluk alabilme ile de ilgili. Nasıl ki yeni doğmuş bir bebek annesinin göğsüne bastırdığında beslenmek için emmek zorunda. Bütün hayat boyunca bu geçerli. İşte kişi de olgunlaştıkça ihtiyaçlarını gerçekleştirmek işi kendi omuzlarına biniyor. Kişinin hayattaki eksiklikleri yüzünden başkalarını suçlamayı bırakıp ihtiyaçlarını ve isteklerini yaratmak için harekete geçtiğinde bu çakra iyi işliyor demektir. Bu boğaz aynı zamanda omuzlarımızı da kapsadığı için böyle sorumluluk duygularını da düşünebilirsiniz. Hani omuzumuza yüklenmiş sorumluluklar, işte bu da boğaz çakrası ile ilgili konuları temsil ediyor diyebiliriz. Şimdi yani bunu uzattıkça uzatırım ama şurada. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.